Eskişehir Spor Şanlıurfa mücadelesi 90 dakika 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Flaş röportajlarıyla maç sonunda sizlerle birlikteyiz. Eskişehir Spor Teknik Direktörü Sayın Cem Karaca ile başlayacağız röportajlarımıza birazdan. Karşılaşmada özellikle son dakikalarda üstün bir performans ortaya koydu Eskişehir Sporlu futbolcular. 9 kişi kalmalarına rağmen rakibin ataklarını savunmada özellikle yaptığı doğru hamlelerle püskürtmeyi bildiler ve karşılaşma sonunda da onların gösterdiği bu mücadele Eskişehir Spor taraftarlarından da büyük takdir gördü. Maçın hemen sonrasında da kısmen ekranlarınıza da yansıdı. Tüm tribünler Eskişehir Sporlu futbolcuları çağırarak tebrik ettiler. 2 haftada alınan 4 puan, henüz hanede mağlubiyetin olmaması Eskişehir Spor'un TFF 2. lig yolculuğunda güzel bir başlangıç diyebiliriz değerli izleyenler. Evet, karşılaşmayla ilgili röportajlarımızı, değerlendirmelerimizi hemen hocam sizinle başlayalım. 0-0'lık bir beraberlik Eskişehir'de Atatürk Stadyumu'nda nasıl değerlendiriyorsunuz karşılaşmayı? Evet, tabii her ne şartta olursa olsun burada kazanmaya gelmiştik. 30. saniyede %100 gol pozisyonumuz var. 90 artı bitişten hemen önce yine gol pozisyonumuz var. Tabii eksiklerimiz var, bunları biliyoruz ama bunlar bahane değil. Buradan 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Bu maç bize bir tokat oldu ligde. Çok açık, net. Bundan sonrası çok daha farklı olacak. Ben teşekkür ederim. Pozisyon üretmekte zorlanmamıştınız ama sonuca gitmekle ilgili. Evet, yani son vuruşları maalesef vuramadık. Son pasları doğru kullanamadık. Bu konuda eksiklerimiz çok aşikar var zaten. Ama dediğim gibi yani ne olursa olsun bizim takımımız, oyuncu kalitesi bunu başarabilecek güçte. Bu bize dediğim gibi bir tokat oldu. Daha ligin başı, biz bu ligin üstesinden fazlasıyla geleceğiz. Başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Eskişehir Sporlu futbolcularımızla devam edeceğiz röportajlarımıza. Bugün üstün bir performans ortaya koydular. Özellikle son 15 dakika onlar adına da, ekran ya da tribündekiler adına da zorlu geçmiştir. Evet, nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Ben gayet iyi geçtiğini düşünüyorum. Mücadele çok üst düzeyde. Takımımızda öncelikle Sezgin Coşkun kaptanımız, ikinci kaptanımız Onur Bayramoğlu bize çok tecrübeler veriyor. Gerçekten takımımıza güvenimiz tam. Mücadelemiz %100. Kırmızı kartlar çıkmasaydı biz gerçekten onlara gol atabileceğimizi düşünüyorduk. Kazanacağımızı düşünüyorduk. Ama olmadı. Bugünlük böyle. Bizim takımımıza güvenimiz %100 tam. Her zaman ayaklarımız yere basıyor. Arkadaşım da bir şeyler söylesin isterseniz. Abi öncelikle bence maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Mücadelemiz gayet iyiydi. Hafta içi iyi analiz ettik Şanlıurfa Spor'u. Onların zaaflarını biliyorduk. İyi futbolcularla kurulu bir kadroya sahibiz. Sezgin abi olsun, Onur abi olsun, Tolga abi olsun, Hasan abi olsun. Hepsi sağ olsun bize saha içinde çok yardımcı oluyor. Onlara teşekkür ediyoruz buradan. Cem Hoca kenardan bizi sürekli uyarıyor. Elimizden geleni yaptık. Bugün galibiyet alamadık ama inşallah önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çok genç bir takımsınız. Belki de sorumluluk çok fazla üstünüzde. Taraftar desteğiyle de ilk kez buluştunuz Eskişehir Spor formasıyla. Bu ne hissettiriyor sizlere? Gerçekten çok farklı bir duygu. Benim çocukluktan beri hayalimdi. 11 senedir burada emek veriyoruz hepimiz. Arkadaşım da öyle. Buraya çıkmak bize çok gurur verici. Taraftarlarımızı asla üzmemek istiyoruz. Her zaman puan almak istiyoruz. Gerçekten yani çok gururlandırdılar bizi. Böyle devam etsinler. Bütün maçlara gelsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Taraftara ayrı parantez açmak istiyorum abi. 90 dakika boyunca hiçbir zaman susmadılar. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. İlk maçımda da Eskişehir Spor taraftarıyla ilk defa buluştum. Çok mutluyum burada olduğum için. İnşallah hocam bana şans vermeye devam ettikçe onların yüzünü karar çıkarmamak için elimden geleni yapacağım. Burada çok teşekkür bulunacağım. Ediyoruz. Teşekkür başarılar ben. Diliyoruz çok arkadaşlar. Evet, Eskişehir Spor Teknik Direktörümüz Sayın Cem Karaca yayınımızda. Evet, iyi akşamlar. Geçmiş olsun 0-0'lık Eskişehir Spor taraftarını da, herhalde sizleri de mutlu eden bir sonuçla ayrıldık. 9 kişi kalmıştı çünkü Eskişehir Spor. Nasıl evet. Değerlendiriyorsunuz? Vallahi sezona iyi başladık. Yani zorlu bir deplasman oynadık. Karaca Bey'den 3 puan aldık. Bugün de ligimizin şampiyon adaylarından Şanlıurfa ile oynadık. Çok büyük transferler yaptı. Yani baktığınız zaman Süper Lig, birincilik seviyesinde bir takım kurmuşlar. Bana göre altın değerinde bir puan. Bunun üstüne de bakarsanız 9 kişi oynadık. Maalesef 2 tane oyuncumuz, bilmiyorum, maçın heyecanına mı, maçın stresine verip yani takımı eksik bıraktılar. Müthiş mücadele ettik. Taktiksel güzel bütün istediklerimizi yerine getirdiler. Yani bizim zaten son dakikalarda amacımız bir puanı kurtarmaktı.
Onun için bazı değişiklikler yaptık ve herkes girenler de çok güzel mücadele, güzel taktiksel kaymalar yaptılar ve bir puanı bırakmadık. Bir puanla başladık, bir puanla bitirdik bu maçı. Zor bir maç oldu. Şimdi takım kimliği adına Eskişehirspor uzun bir süreden sonra, yaklaşık 500 günden sonra bir galibiyet aldı. Üstüne iki maçtır da yenilmiyor. Genç bir kadro var. Yeni bir ligin içerisindeyiz. Bunlar takımın aslında geleceği adına, özgüveni adına büyük artılar değil mi hocam? Tabii ki zaten ben geldiğimden beri yani bir kazanma duygusu, yani yenilmeme. Herkes, çünkü geçen senelere baktığınız zaman 3 yiyor, 4 yiyor, 5 yiyor, hiç kimse üzülmüyordu. O duyguyu ve o hissi kaybedin dedim. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Biz dedim bu armayı taşıyoruz. Biz her gün, ötekiler nasıl antrenman yapıyor, biz de yapıyoruz. O yüzden her maça çıkınca şu mentaliteyle çıkıyoruz. Biz maça kazanmak için çıkıyoruz. Sonunda ne kalır göreceğiz. Ama dediğim gibi bizim şey, arkaya kapanıp veyahut da herkes defans yapacak, gol yemeyeceğiz, dakikalarca bekleyeceğiz, gol yemeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Biz hem önde de basacağız, normal oyunumuzda oynayacağız. Dediğim gibi kazanma ruhunu kazanmak istiyoruz burada. Evet, bundan sonraki süreçle ilgili hani yüklemeler devam edecek mi? Henüz ligin başı çünkü. Performanslar 90 dakikaya yayılması genelde başlangıçta zor oluyor. Tabii ama baktığınız zaman oyunda her çarpışmada rakip yerde kaldı. Biz hep ayaktaydık. Tabii ki kramp falan, bazı şeyler biraz taktiksel, işte yerde kalmalar ama kondisyonel memnunum takımdan. 90 dakika, hatta biz 2 maçtır 100 dakika oynuyoruz. Antrenmanları da artık ona göre uzatacağız artık. 100 dakika üzerine çalışacağız. Ama dediğim gibi çalışacağız. Maalesef 2 tane oyuncu şimdi kaybettik. Onların yerini kapatmamız lazım bu hafta. Tam orta sahada. Evet, tam orta sahada önemli. Hasan iyi oynadı. İlk maçta çok iyi oynadı ama bu hareketi yapmaması lazım. Onun gibi tecrübeli adam. Bu dakikada o kırmızı kartı görmemesi lazım. Tolga da aynı şekilde. Zaten tam çıkaracaktık. Kırmızı kart gördü. Ama futbol böyle işte. Önemli olan burada bir puanı, bizim altın değerinde bir puanı tutmak. Yolumuza devam ediyoruz. Tek tek. Arada bir 3 puan alıp en iyisi yenilmemek. İddialı bir Eskişehirspor'un evet, ilk iki adımı atıldı. Çok teşekkür ederim. Bu arada seyircilere, sizlere de teşekkür ediyorum. Yayınlarınız için ailem Almanya'da izliyor. Yani çok güzel bir imkan sundunuz. Sizlere de buradan teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. Başarılar diliyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, 90 dakikalık zorlu sürecin ardından Eskişehirsporlu futbolcuları ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca'nın görüşlerini dinledik. Hemen öncesinde de orada bir hemen düzeltme yapalım. Urfaspor Teknik Direktörü ile karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Eskişehir'de aslında bir tokat olduğunu bu karşılaşma sonucunun, ligin başında böyle şeyler olabileceğini ama bundan sonra sürecin farklı olacağına dair mesajlarını verdi. Urfaspor lige iddialı başlayan, şampiyonluk parolasıyla başlayan temsilcilerden biri, çok büyük transferler gerçekleştirdi. 24 transferle birlikte kamp sezonunu geçirdi. İlk haftayı da galibiyetle kapatmıştı. Ancak Eskişehir'de Urfaspor cephesi adına aradıklarını bulamadıkları bir tablo karşılarına çıktı. Eskişehirspor 9 kişi kalmasına rağmen savunmada hatasız, eksiksiz oynadı ve karşılaşmadan 1 puan almasını bildi. Karşılaşma boyunca STV'den karşılaşmayı 90 dakika boyunca sizlere aktardık. Biraz bekliyoruz, canlı yayında ekrana getirmeye çalışacağız. Urfasporlu futbolculardan da gelenler olursa onları da yayına dahil edeceğiz. Onların da görüş ve değerlendirmelerini yayınımıza dahil edeceğiz. Karşılaşmayı takip edenler, özellikle Eskişehirspor'da ilk yarıda bazı uyarılarda bulunmuştuk. Geçen maçta olduğu gibi Eskişehirsporlu futbolcuların zaman zaman agresif, zaman zaman pozisyonlara müdahil olurken biraz sert oynadıklarını dile getirmiştik. Buna tabii ki kartlarla karşılık çıkabileceğini ifade etmiştik ancak karşılaşmada son dakikalarda gördük üst üste gelen kartlar. Kırmızı kartlarla Eskişehirspor 9 kişiyle tamamladı karşılaşmayı. 2 hafta 4 puan, 550 gün boyunca maç alamamış bir takım adına gayet iyi bir sonuç. O yüzden Eskişehirspor taraftarları da bu mücadeleden, özellikle gençlerin, pek çok as isimden yoksun, transferi kapalı Eskişehirspor'un ortaya koyduğu performanstan bir hayli memnun kaldılar ve tek tek tribünlere çağırdılar futbolcuları. Onlarla birlikte ortaya konulan performansı
kutladılar. Bizim de aktaracaklarımız bu kadar. Maç sonunda yine yeni değerlendirmelerle yayınlarımız elbette sürecek ama saha içinde 90 dakikalık süreci noktalıyoruz. Saha dışına bırakacağız sizleri. Tekrar görüşünceye dek ben Soner Yüksel, esenlikler diliyorum.